Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde yeni Cumhurbaşkanlığı kabinesini açıkladı. Yeni kabinemize geçmeden önce şimdiye kadar beraber çalıştığımız, nice sorunu birlikte çözdüğümüz, nice badireyi beraber açtığımız eski kabine üyelerimize huzurlarınızda bir kez daha teşekkür ediyorum. 28. dönem milletvekili olarak Yüce Meclis'te ülkemize hizmet mücadelesini sürdürecek mesai arkadaşlarımıza başarılar diliyorum. Bu arkadaşlarımız milletimize yaptıkları hizmetlerle, ülkemize kazandırdıkları eserlerle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk döneminin kabine üyeleri olarak adlarını şimdiden tarihe yazdırmışlardır. Rabbim eski kabine üyelerimizin hepsinden razı olsun diyorum. Şimdi sizlerle Türkiye 100 yılı hedeflerimize ulaşmak için birlikte yol yürüyeceğimiz yeni kabine üyelerimizi paylaşmak istiyorum. Cumhurbaşkanı yardımcımız Cevdet Yılmaz. Adalet Bakanımız Yılmaz Tunç Hasan. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Mahinur Özdemir Göktaş. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Vedat Işıkhan. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Mehmet Özhaseki. Dışişleri Bakanımız Hakan Fidan. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar. Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak. Hazine ve Maliye Bakanımız Mehmet Şimşek. İçişleri Bakanımız Ali Yerlikaya. Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin. Milli Savunma Bakanımız Yaşar Güler. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca. Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır. Tarım ve Orman Bakanımız İbrahim Yumaklı. Ticaret Bakanımız Ömer Bolat. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu. Değerli dostlar, işte bu isimlerden oluşan yeni kabinemiz ülkemize ve milletimize hayırlı olsun,
Rabbim bizim milletimize karşı mahcup etmesin. Yeni kabine üyelerimizin her birine başarılar diliyorum. Sizlere de ilginiz için teşekkür ediyorum. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. AFAD tarafından yağışla ilgili yapılan açıklamada Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiler ve yapılan son değerlendirmelere göre İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı ve Orta Karadeniz'de beklenen kuvvetli yağışlara dikkat. Bu kapsamda yağışların İç Ege, İç Anadolu'nun kuzeyi, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz'in Toros mevkii, Sakarya, Isparta, Kayseri, Kırşehir ve Nevşehir çevreleriyle Konya'nın kuzey ve batı ilçelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli olması beklenmektedir. Vatandaşlarımızın ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, ani kuvvetli rüzgar, kısa süreli fırtına ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli olunması, taşkın riskine karşı dere yataklarından uzak durulması gerektiğini önemli hatırlatıyoruz ifadeleri yer aldı. Düzce'de 27 Haziran 2022 tarihinde meydana gelen sel sonucu büyük bir kısmı hasar alan Samandere Köyü, grup yolunda Düzce İl Özel İdaresi ekipleri dolgu çalışması yapmış ve geçici olarak borular ile köprüler oluşturmuştu. Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan yağmur, Düzce'nin yüksek kesimlerinde de etkili oldu. Samandere grup yolunda başlayan yoğun yağışlar sonucu yolda heyelan meydana geldi ve geçici köprülerde tıkanmalar oluşmaya başladı. Ulaşımın aksamaması için Düzce İl Özel İdaresi ekipleri bölgeye iş makineleri sevk etti. Yolda oluşan akmalar ile tıkama yaşanan köprülere anında müdahale edildi. Yaşanabilecek bir duruma müdahale edilmesi için Düzce'de yüksek risk taşıyan çeşitli bölgelere iş makineleri konuşlandırıldığı da belirtildi. Kaza Temotu yolu Gümüşova mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre yağmur sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüler kaza yaptı. Bir otobüs ve bir tır olmak üzere toplam 10 araç kazaya karıştı. Kaza sebebiyle Temotu yolu adeta savaş alanına döndü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 3 kişiyi ambulans alarak hastaneye kaldırdı. Kaza sebebiyle trafik uzun süre tek şeritten verilirken araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Temotu yolu Düzce geçişinde sağanak yağış sebebiyle kayganlaşan yolda bir zincirleme kaza daha meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametine giden yolcu otobüsü, tır, 2 kamyon ve 10 otomobilin karıştığı kaza meydana geldi. Kazada toplam 6 kişi yaralandı. Zincirleme kaza sebebiyle Temotu yolu Ankara istikameti trafiğe kapandı. Sürücüler Hendek gişelerinden D100'e aktarılırken yaralanan 6 kişi çeşitli hastanelere kaldırıldı.
Bolu'da sağanak yağış etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle Bolu şehir merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Doğa Harikası Abant Gölü Milli Parkı yolunda dereler taştı. Taşan dereler nedeniyle Bolu ile Abant yolu arasında göçükler meydana geldi. Araçlar bölgede kontrollü olarak ilerledi. Taşan derelerin yakında bulunan çam ağaçlarının bir kısmı dere sularına kapıldı. Su taşkınları Abant Gölü Milli Parkı piknik alanlarında da etkili oldu. Kaza Bolu-Mudurnu yolunda meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen sürücü 14GC244 plakalı cipi ile seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan cip patates tarlasına uçtu. Defalarca takla atan araç içerisinde bulunan iki kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahalesinin ardından ambulansı alarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Araç kullanılmaz hale gelirken olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı. Siz yine şey yapın da kasko ben de çekeceğim de o yüzden. Size lazım olacak. Sendekileri de alabilirim o yüzden diye sordum. Biliyorsun bazen açı bile önemli. Evet. Pastayı nasıl ki? Yapacak bir şey yok abi. Canav gelmesin mi? Dolayı mı gidiyorlardı acaba? Bence Bolu'da başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle ara sokaklarda ve D100 karayolunun kenarlarında su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintileri nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Thank you.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından liselere geçiş sistemi çerçevesinde yapılan ve iki oturumdan oluşacak sınavın ilki saat 09'da başladı. Bu çerçevede 8. sınıf öğrencileri hedeflerine ulaşmak için sınavın ilk oturumuna girdi. Aileleri ise kapıda bekledi. Sınavın ilk oturumunda Türkçe, İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakikada yanıtlama süresi verilecek. Sınavın ikinci oturumu olan ve saat 11.30'da da öğrencilere matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltilerek 80 dakika süre hakkı tanınacak. İşte bitecek. İkinci oturum Sakarya'nın Akyazı ilçesi Konurak Mahallesi 2049. sokak üzerinde gece saatlerinde meydana gelen olayda bölgeye araçlarıyla gelen iki grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine gruplar yanlarında bulunan silahlarla birbirlerine ateş ederek olay yerinden kaçtı. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yerde bulunan boş kovanları toplayıp polis merkezine götürdü. Yaralananın olmadığı olaya ilişkin inceleme başlatıldı. Yerim kulağım. Ben dışarıda fotoğraf yiyorum da arkadaş fotoğraf yiyorum. Ben Düzce turizm kenti olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Güzeldere, Samandere, Aydınpınar şelalelerinin turizme kazandırılmasının ardından Efteni, Prenli ve Topuk Yaylası göletlerinde de altyapı çalışmaları tamamlandı. Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde yer alan Kurugöl Tabiat Parkı için Düzce Belediyesi, Düzce Valiliği ve TURSAP işbirliğinde altyapı çalışmaları yapıldı. Yolu açılan göl etrafı kilit parke taşlarıyla güzelleştirilen Kurugöl Tabiat Parkı turizme kazandırıldı. Yaklaşık 22 hektarlık alan içerisinde
5 hektarlık gölü bulunan Kurugöl Tabiat Parkı'nda kayın, meşe ve gürgen ağaçları bulunurken foto safari, sportif olta balıkçılığı, kampçılık ve trekking alanları da bulunuyor. Doğal güzelliği ve manzarasıyla kendini hayran bırakan Kurugöl ziyaretçilerini bekliyor. ...2022-2023 eğitim öğretim sezonunun son günlerinde okulların yıl sonu gösterileri yapılmaya başlandı. 23 Nisan İlköğretim Okulu'nda da 3. sınıf öğrencilerinin hazırladığı yıl sonu gösterisi okul konferans salonunda gerçekleştirildi. Minik öğrenciler öğretmenleri Seda Karslıoğlu'nun yönetiminde Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün en çok sevdiği oyunlardan biri olan Zeybek oyununu oynadı. Minik öğrencilerin birbirleriyle aynı anda koordineli bir şekilde yaptığı Zeybek oyunu veliler tarafından büyük bir beğeniyle izlendi. Adeta zeybek şov yapan öğrencilerin gösterisi ayakta dakikalarca alkışlandı.